Herkese merhaba. Ben Sercan Güzel. Bugün sizlere kriyoparametrikte kullanabileceğiniz 5 farklı püf noktadan bahsediyor olacağım. Bu bahsedeceğimiz püf noktalar Sketch'te kullanabileceğiniz önemli araçlarla beraber seçim mantığında yer alan Sketch Region ile Sketch'ler arasında kalan bölgeleri nasıl katıya dönüştürebiliriz? Bunları göreceğiz. Multibody Design tasarımı mantığında kullanabileceğiniz püf noktalarıyla beraber Flexible Modeling'de de kullanabileceğiniz Split Body aracını görüyor olacağız. Son olarak da dişli mekanizma tasarımını nasıl gerçekleştiriyoruz? Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalar neler? Bunları da inceliyor olacağız. Şimdi burada bahsedeceğimiz konu özellikle yoğun montajlarda tasarım çalışması yaparken bizlere kolaylık sağlayabilecek püf noktaları içeren bir takım sketch araçlarını içermektedir. Ek olarak da çizim yaparken modelinizi katıya dönüştürmede dikkat etmeniz gereken önemli konulara da burada değinilmektedir. Şimdi burada bir sketch ile ilgili bir püf noktadan bahsedeceğiz. Öncelikle model ağacımızdan ilgili parçamızın özeline gideceğiz. Parçamızı model ağacında arattıktan sonrasında parçamızı montaj içerisinde aktif ediyoruz. Şimdi tasarımımızı gerçekleştirebilmek adına tabii ki parçamızın bulunduğu yere gelip Min Toolbar içerisinde bulunan Zoom to Selected seçeneğine tıklıyorum. Sonrasında ilgili Sketch görünüşünü açarak burada Extrude vasıtasıyla Extrude'un içerisinde bir çizim yapacağım. Şimdi Sketch ile ilgili bahsedebileceğimiz en önemli püf nokta biz düzlem eğer modelin içerisinde kalıyorsa Clip Model ile beraber biz düzlem içerisinden, Sketch düzlemi içerisinden kesit alabiliyoruz. Ve dilerseniz burada Snapping Settings ile beraber bakın Snap to Model Geometry gibi yapıları açarak model içerisinden referans almasını sağlayabilirsiniz. Veya modelinizde Sketch ile ilgili daha hızlı çalışmak istiyorsanız buradaki seçenekleri teker teker kapatmanız yeterli olacaktır. Snap to Model Geometry'nin burada aktif olması modelden referans alabileceğinizi gösterir. Ama yeri geldi mi buna ihtiyaç duymazsanız buradaki seçeneği de kapatmanız Sketch'teki çalışma alanınızı hızlandıracaktır. Modelle ilgili olarak da tabii ki bir hemen referanslandırmamızı yaparak bir çizim yapıyoruz. Burada da özellikle bahsetmek istediğimiz bir püf nokta daha yer almakta. Project ile referanslarımızı oluşturuyoruz. Sonrasında gelip burada bir çizim yapacağız. Şimdi düzenlerimizi kapattıktan sonrasında tabii bir çizimimizi yapmak üzere buradaki referanslarımızı oluşturuyoruz. Şimdi burada hatta tanjantları da burada karşımıza getirelim. Sonrasında tabii diklik burada tanımlamamız gerekiyor. Şimdi burada önemli noktalardan biri şu. Burada sketch kullanımında özellikle modelinizin katıya dönüşebilmesi için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar mevcut. Ve burada Creo'nun bize sunduğu önemli püf nokta diyebileceğimiz bazı araçlar var. Öncelikle Feature Requirements'ın sağında bulunan bakın Overlapping Geometry, Highlight Open Ends ve burada Shade Close Loop seçeneklerinin kullanılabiliyor olması gerekiyor. Eğer Shade Close Loop seçeneği kapalıysa bakın buradaki birleşim noktaları size göstermez veya bunu şu şekilde de adlandırabilirsiniz. Ben mesela buradaki bir çizgiyi siliyorum. Çizgiyi sildikten sonrasında gelip mesela burada tam yakınında bir yerde bırakıyorum bunu. Eğer siz bu Highlight Open End seçeneğini açık bırakırsanız siz buradaki açıkta kalan noktaları size gösterecektir. Ama siz bu pencereyi kapatırsanız buradaki açık noktaları veya birleşim noktalarını göstermeyecektir. Böylece hataya sebebiyet verme ihtimali daha yükselecektir. Mutlaka bu seçeneğin açık olması sizin çalışma altyapınızda modelinizi oluşturmada kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda buradaki fazlalıkları hatta trimleyelim. Burada corner'la çizgilerimizi birleştirelim. Ölçümüzü de burada girelim. Eğer burada Shade Close Loop seçeneği aktif olmazsa eğer siz modelin kapalı olup olmadığını burada anlayamazsınız. O yüzden buradaki Shade Close Loop seçeneğinde mutlaka ki
açık olması gerekir. Eğer modelinizde üst üste binmiş çizgiler var ise, özellikle uçtan uca çizgiler yer alıyorsa, overlapping geometri içerisinde iki tane, daha doğrusu üç tane rengin arasında kalan çizginin burada silinmesi gerekir. Çizgi sildiğimiz andan itibaren de modelin artık katıya dönüşebileceğini anlayabiliyorum ve OK dediğim andan itibaren modelimin katı model hale geldiğini görebiliyorum. Buradan sonrasında sadece yapmam gereken şey buradaki düzenlemelerimi yapıp modelimi istediğim şekilde tasarlamak olacaktır. İkinci yorumu açıyorum. Bir kere daha buraya eksi verelim. Ve modelimizi istediğimiz şekilde bakın burada tasarlamış olduk. Şimdi ise sizlere bir diğer püf nokta olan Sketch Region'dan bahsedeceğiz. Sketch Region çizilmiş objeler ve bunların parça geometrisindeki eş düzenli 3 boyutlu kenarlarla kesişimi tarafından tanımlanan bir kapalı kontür haline karşımıza gelir. Ve böylece Project ile Dynamic Trim araçlarını Sketch'teki alanda kullanma ihtiyacını azaltarak burada katı geometride oluşturmada daha esnek ve kolay bir sonuç elde ederiz. Şimdi bu örneğimizde Sketch Region adı altında bahsedilen bir püf noktadan bahsedeceğim sizlere. Sketch Region, Geometry Filter Selection'dan seçilen bir yapı. Özellikle modelinizde öncesinde oluşturmuş sketchleriniz mevcut ise sizler arada kalan bölgeleri katıya hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz ve zamandan bu şekilde tasarruf edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere iki tane daire arasındaki kalan bölgeyi seçiyorum. Bakın katıya dönüştürüp hemen modelimi tamamlıyorum. Burada bir vana modeli oluşturacağım. Buradaki kulakları da seçebilmek için Creo'nun seçim mantığı olan kutucuk ile seçimi burada gerçekleştiriyorum. Arada kalan bölgeleri bakın yakalıyor. Hızlı bir şekilde modelimin yönünü değiştirerek katı modele dönüştürüyorum. Sonrasında vanamın son kısmı tamamlamak kaldı. Buradaki ağız kısmını seçiyorum. Sonrasında yönünü değiştirip burada tool referanslar beraber dairesel yüzey seçip geometrimi oluşturuyor. Ve içeri tarafta da bir boşaltma yapacağım. Hemen o bölgeyi de seçtim. 5000 metrekare boşaltacağımı söyledim. Ve sketchlerimi burada gizleyerek geometrinin son yay halini burada oluşturmuş oluyorum. Özellikle sketch yapılarınız içerisindeki bu bölgeleri kullanarak hızlı bir şekilde katı modelinizi oluşturmak istiyorsanız Sketch Region'ı kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Şimdi ise Multibody Design tasarım yaklaşımından sizlere birazcık bahsedeceğiz. Multibody Design yaklaşımı nedir? Kısaca buna değinelim. Multibody Design tasarım anlayışı, tek bir dosya içerisinde birden fazla katı tasarım gövdesi kullanan bir tasarım yöntemi diye adlandırabiliriz. Burada özellikle master model ile çalışma altyapısını karşımıza getiriyoruz. Multibody Design tasarım mantığı ile parça ortamında tabii ki belli kurallar dizisine göre birden fazla model tasarlayabilirsiniz. Modeller arasında ilişki kurarak bunu kolay bir şekilde ve esnek bir şekilde yönetimini sağlayabilirsiniz. Şimdiki bahsedeceğim püf noktada özellikle Multibody Design altyapısını burada kullanıyor olacağız. Multibody Design ile çalışmanın getirdiği önemli noktaları burada değerlendiriyor olacağız. Öncelikle bir kütük parçası çizelim. Bunun için tabii düzenlerimizi açalım. Düzenlerimizi açalım. Düzenlerimizi açtıktan sonrasında bakın. İki tane yüzey arasında ara düzlem oluşturacağım. Referans amaçlı kullanabilmek adına. Zaten bizlerin de bildiği üzere Multibody Design'da parça içerisinde farklı nesnelerle çalışabiliyoruz. Burada özellikle kütük çizmemin sebebi de bu parçanın bir kalıbını oluşturacağım. Bunu normalde montajda da yapabilirken artık parça içerisinde de rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu an sadece ölçülerini vermem gerekiyor. Bakın yüzeyini vermiyorum. Şimdi buradan sonrasında tabii ki simetrik olarak bunu oluşturacağım. Ama bunu mutlaka yeni bir body olarak tanımlamam gerektiğinde söylemem gerekiyor. Şimdi burada aslında Creo 8'de gelen önemli bir noktaya getireceğim. Body'yi transparanlık seviyesini burada belirleyebiliyorsunuz. Özellikle parçayı tipikten çıkartacaksanız bu şekilde
gövdeyi transparan hale getirerek anlık olarak görüntülemek önem arz ediyor olacak. Şimdi bu noktada tabii düzenlerimizi kapayalım. Hatta body'mizi gelelim. Burada body subtract'e basalım. Tıkladığımız andan itibaren hangi parçaya çıkaracaksak burada satranç parçamızı çıkartacağız. Diyelim ki burada keep bodies diyerek de bu parçayı burada tutmaya devam edebiliriz bu arada. Keep bodies diyerek tutmaya devam edelim. Hatta buradaki body'yi de burada gizleyelim. Bakın parçanın aslında bir kalıbını oluşturmuş oldum. Şimdi bunu yarıdan bölerek aslında ben kütüğün bir yarısını görebiliyor olacağım. Gelip mesela burada split body diyelim. Burada gövdemizi seçelim, body'mizi. Düzlemimizi seçtiğimiz andan itibaren bakın bunu bu şekilde ayırmış oldum. Şimdi ben bu parçayı burada tutayım. Diğerini gizleyeyim. Bakın burada doğrudan bir yarısını görmüş oldum. Gördüğünüz üzere parçanın aslında bir yarısını buraya karşıma getirmiş oldum. Şimdi ben bunu istersem tabii create part from body diyerek kaydedebilirim. Gelip burada body'me gelip sağ tık yapıp create part from body diyebilirim. Buna yeni bir isim verebilirim. Kevesi diye. Kamu nevinde kalıp parçası ismini verebilirim. Okey dediğim andan itibaren bu parçanın aslında yeni bir parça olarak benim karşıma getirmiş oldu. İstersen bunun bağını da kapı geometri vasıtasıyla buradan options içerisinde node dependency diyebilirim. Mutlaka eğer modelden gelen bilgiler içerisinde barındırmasını istemediğiniz unsurlar var ise malzeme olur, parametreler olur, renkler olur. Bunları kaldırmanız gerekir ve sonrasında node dependency diyerek bu işlemi gerçekleştirerek bakın buraya alanını kapattı. Okey diyerek bu işlemi tamamlamam gerekir. Özellikle multi tarafında bahsedebileceğimiz bir nokta bu şekilde yer almakta. Yani bu tip kalıp parçaları oluşturuyorsanız parçaların içerisinde farklı nesneler halinde bu modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi ise önemli bir başlık olan Flexion Modeling'den bahsedeceğiz. Flexion Modeling nedir? Flexible Modeling, özellikle tedarikçilerimizden gelen harici CAD datalarını hızlıca düzenleme ve hızlı revizyonlar yapabilmek için gerekli olan güçlü ve doğrudan modelleme yeteneklerini sağlayan bir modüldür. Ve biz de özellikle burada Split Body'den bahsediyor olacağız. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir gövdemiz var. Bir de yanda kulakları var ama kulaklar birleşik şeklinde geliyor. Ben şimdi bu kulakları da seçim mantığıyla seçiyor olacağım. Bakın burada Bosas mantığıyla seçiyor olacağım. Bosas mantığıyla seçtiğim andan itibaren ben bu kulakları bu parçadan ayırmak istiyorum. Buradan bağımsız bir şekilde hareket etmesini istiyorum. Burada move ile hareket ettirmeye kalkarken bakın hatta burada referans olarak yüzeyden aşağı doğru hareket edeceğini söylediğimde beraber hareketini burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ama ben bunları ayırmak istiyorsam mutlaka ki options içerisinde split extending surfaces başlığı içerisinde yer alan extending surfaces ve splitting surfaces adlı başlıkları belirlemem gerekiyor. Öncelikle yüzeyleri ayıracağım. Yüzeyleri burada belirtmem gerekiyor. Yani ben bu gövdeden ayıracağım yüzeyleri belirtmem gerekiyor. Bir de extending surfaces ile yine sabit kalacak olan yüzeyi burada tanımlamam gerekiyor. Ya ben bunu aşağı kaydırmaya kalktığımda bakın artık bağımsız bir şekilde hareket ettiğini görebiliyorum. Bunları her bir kulağa ayrı ayrı da bunu yönetebilirim veya benim şimdiki yaptığım gibi hepsini bir seçip beraber ayrılmasını sağlayabilirim. Ben burada ölçümü girerek bu işi gerçekleştirebiliyorum. Eğer isterseniz bakın burada flip butonuna basıp tam tersi olan yüzeyde yukarı aşağı ayırabilirsiniz. Şimdi ben burada flip'te eski haline döndürüyorum. Diyelim ki ben burada federleri de içeride kalan federleri de ayırmak isterim. Bu noktada mesela offset aracını kullanarak hareket edelim bu sefer. Yüzeyi seçtikten sonrasında options içerisinde de bakın split extending surfaces seçeneğinin var olduğunu görebiliyoruz. Ayırma yüzeylerini belirtelim. Sonrasında yüzeylerimizi seçtiğimizden emin olduğumuz andan itibaren extending surface ile sabit kalacak yüzeyi burada belirtip ne kadar aşağı indireceksek
Bu ölçüyü burada girmemiz gerekiyor. Mesela 15K bir aşağıda kalacaksa 15 milyon kadar. 15 milyon kadar burada tamam gerekiyor. İstersen flip ile beraber de yine yönünü değiştirebiliyor. Herkese merhaba. Şimdi ise gear mekanizm design yani mekanizma tasarımı gerçekleştiriyor olacağız. Ve bunu yaparken de bir dişli mekanizması burada tanımlıyor olacağız. Burada dikkat edilmesi gereken de önemli püf noktaları burada değerlendiriyor olacağız. Şimdi bu uygulamamızda bir mekanizma bağlantısı yapacağız. Ama buradaki en önemli püf nokta burada bir dişli mekanizması tanımlayacağız. Öncelikle tabii ki buraya bir montaj yapmamız gerekiyor. Gelip buradan ilgili parçalarımızı çağırıp hızlı bir şekilde montajımızı yapıyoruz. Şimdi buradan sonrasında gelecek olan parçamız housing adı altında bir parça olacak. Mutlaka mekanizma bağlantısı yapıyorsanız buradaki setlerin isimlerini değiştirip hızlı bir şekilde burada ismini tanımlayın. Sonrasında mekanizma ile ilgili çalışma yaparken size faydası mutlaka ki olacaktır. Şöyle yüzeylerden referanslandırma yapıyorum. En sonunda oturacağı yüzeyleri belirtip buna karşı olan düz seçiyorum. Bakın burada montajımı yerine yerleştirdim. Rotation içerisinde gelip burada düzenleri birbirine hizaladık. Şöyle 0-0 olacak şekilde geldi. Enable Regeneration Value ile beraber siz hareketini sağladığınız andan itibaren bir regenerate ile beraber ilk pozisyonuna geri dönebiliyorsunuz. Parçamızı buraya montajladık. Montajladıktan sonrasında gelip bir diğer parçamızı buraya getiriyoruz. Burada da Carrier adı altında bir parçamız var. Onu da aynı şekilde buraya montajlayacağız. Ama mutlaka dediğim gibi isim vermeyi unutmayın. Gelip buradan sonrasında pin bağlantısını burada tanımlayacağımı söylüyorum. Gelip yüzeyimi seçip hemen karşılık olan yüzeyi burada karşıma getiriyorum. En son sadece oturacak yüzeyleri belirtip parçamı bu şekilde yerine yerleştiriyor. Rotation tanımlaması yapıp bakın buna karşılık bir rotation tanımlaması yapıyorum şöyle. Düzeni seçiyorum bakın. Sıfır belirttim. Hemen Enable Regeneration Value'yu da burada aktif ettim. Parça bir yere kadar getirdim. Şimdi buradan sonrasında tabii ki dişlileri tamamlamam gerekiyor. Öncelikle bir ayna dişlisi getireceğim. Bunun için de montajıma ilgili parçaya getiriyorum. Buradan sonrasında ismi veriyorum. Buradaki hareketimi tanımlayacağımı söylüyorum. Hemen yüzeylerden burada referanslandırmamı yapıyorum. Arkasından oturacağı yüzeyi de burada hızlı bir şekilde belirtiyorum. En sonunda tabii ki rotasyonunu da tanımlayacağımı söylüyorum. Buna karşılık da bakayım. Başka düzenimiz var mı? Evet, bir tane şurada bir düzenimiz var. Hemen onu buraya getirelim. Onu da değerini 0 olarak belirtiyorum. En sonunda burada Enable Regeneration Value'yi aktif ediyorum. Aktif ettiğim andan itibaren buraya bir de Planet dişlisi getireceğim. Hemen Planet dişlisini buraya çağırıyorum. Planet dişlisini çağırdıktan sonrasında isim değişikliğini yapıyorum. Mekanizma bağlantımı yapacağım. Oturma yüzeylerini burada belirtiyorum. Ve gelip burada rotation içerisinde bir adet şuraya karşılık düzlem gelmesini istiyorum. Evet, düzlem burada yakalayabildim mi? Yakalayabildim. Sonrasında sıfır olarak getiriyorum. Sıfır olarak getirdikten sonrasında bakalım. Tam birbirlerini karşılıyor mu? Birazcık burada sapma oluyor. Hemen şurada bir ufak bir düzeltme yapıyorum. Evet. Benim için yeterli olacağını söylüyorum. Buradan sonrasında bakın. Enable Regeneration Value'yu aktif ediyorum. Ve modelim burada OK diyerek artık tanımlamış oluyor. Şimdi burada mekanizma bağlantılarını yaptık ama dişlerin birbiriyle bağlantı yapabilmesi için mutlaka ki Applications içerisinde burada mekanizm içerisinde yer alan Gears'ı seçmem gerekiyor. Gears'a tıkladığım andan itibaren bakın burada hareket eksenlerini seçerek
hızlı bir şekilde hareket sağlayabileceğimi söylüyorum. Şurada ufak bir düzenleme yapmamızda fayda var. Mutlaka isimlerin dediğim gibi birbirine karşılık geldiğine emin olmam gerekiyor. Hemen burada bir kontrol ediyorum. Bakalım girirsem de burada karşımıza geliyor mu? Evet, buradaki ismi tekrar değiştirmem gerekiyor. Şimdi buradan sonrasında tekrardan gir mekanizmasına geliyorum. Burada bakın direkt karşımıza şu an gelecek. Geldiği andan itibaren buradaki pitch circle değerine giriyorum. 8 olarak. Gelip ikinci dişlim için de gelip buradaki parent dişimin eksenini seçeceğim. Burada da 4 olarak bunu vereceğim. Bakalım 8'i 4 olarak mı verdim? Evet. Benim için yeterli. Mutlaka şu gear parent içerisinde ismin burada güncellendiğine emin olmam gerekiyor. Şimdi güncellendiğinde emin olduktan sonrasında da tabii bir tane daha dişli mekanizması tanımlayacağım. Bunun için de gelip mesela içeride bulunan bir housing parçam var. Bunu hemen onun eksenini seçip 16 mm olarak değiştireceğimi söylüyorum. Ve gelip buradaki planet dişliğinin hareket eksenini seçiyorum şurada. Burada da değerini 4 olarak gireceğimi. Şimdi ben bu hareketi sağlayacağım. Bu hareketi sağlamak için direkt Components'tan yararlanıyorum. Ama direkt Components'ta hareket ettirmeye kalktığımda bakın beraber hareket ediyor. Benim burada sabitlemem gereken bir yapı var. Bunun için de constraints içerisinde yer alan bakın rigid body lock constraint'i burada seçiyorum. Boşa tıklıyorum. Orta klik yapıyorum. Hangi parçamı kilitleyeceksem o parçayı seçip bir kere daha orta klik yapıp mesela onun haricindeki parçaları burada hareket ediyorum. Bakın bir diğer parçam burada rigid hale geldi. Aynı mantıkla başka bir parça rigid olarak belirteceksem ilgili referanslarımı seçiyorum. Burada kaldırma isteyen referansları kutucuk ile kapatıyorum. Böylece ben gelip mesela kırmızı parça hareket ettirmeye kalktığımda bakın görüyorum ki buradaki hareket sarı parça yansın. Şimdi buradaki alanı kapatıyorum. Şimdi buradan sonrasında dikkat etmem gereken şöyle bir ufak nokta var. Mutlaka ki hareketin hangi yönde olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Mesela buradaki Gear Sun adı altındaki ayna dişlime gelip Edit Definition diyorum. Şimdi buradaki ok yönüm yukarı doğru bakıyor. Benim burada Rotation Axis tarafından yönü değiştirmem gerekiyor. Orta klik yapıyorum. Mutlaka burada Connections başlığı içerisinde Joints'de yer alan burada Gear Sun içerisinde yer alan Rotation Axis'i kontrol etmem gerekiyor. Aşağı doğru bakmasını istiyorum. Tam da istediğim gibi geliyor karşıma. Şimdi aynı mantıkla mesela Housing'i de kontrolüm doğru geliyor mu? Onun yukarı gelmesini istiyorum. Evet. Tam da istediğim gibi karşıma geliyor. Buradan sonrasında bir de tabii dişlerin yönlerinin doğru olup olmadığını görmem gerekiyor. Bunun için de tabii ki Connections içerisinde yer alan Gears başlığındaki Gear Pair'e Edit Definition diyorum. Şimdi burada işte aynı dişlim aşağı doğru bakarken gelip ikinci yöndedir. Aynı yöne bakıyor. Ama ben bunu görünü değiştirmek istiyorum. O yüzden okum yönünde değişiklik yapmam gerekiyor. Şimdi bir diğer oluşturduğum dişli mekanizmasındaki yönlerin birbirlerine aynı bakmasını istiyorum. Mesela ilki yukarı doğru bakıyor. İkincisi aşağı doğru baktığı için onu da aynen yönünü değiştiriyorum. Şimdi buradan sonrasında yine bir kontrol mekanizması adı altında direkt komponentine hemen bir hareket mekanizması vereceğim. Şöyle yaparken bu işi de tabii ki bir kitleme yapmam gerekiyor. Boşa tıklayıp referansımı seçiyorum. Boşa tıklayıp referansımı seçiyorum. Ve sonrasında bakın hareketini veriyorum. Bakın tam istediğim gibi aslında şu an modelimi hareket ettirip böyle diyebiliriz. Şimdi bunu varlığından haberdar olduktan sonrasında gelip bir diğer planet dişlerini de buraya yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Gelip burada mekanizma bağlantısından bir kısaca çıkıyorum. Hemen hatta burada gelip Gear Planet parçasının Repeat butonu ile buraya karşımıza geleceğim. Referanstan sonuçta birebir aynı olacak. Burada Add butonuna tıklayarak bakın. Aslında teker teker parçaları referanslandırmak yerine
Benzer referansları kullanarak tekrardan montajında bunu kullanıyorum. Böylece aslında montajında biraz daha zaman kazanmış oluyor. Bakın parçamı buraya montajlamış oldum. En son tabii dişli tanımlamaları gerçekleştirmem gerekiyor. Tekrardan burada Applications içerisinde, burada mekanizm içerisinde yer alan Gear'a tıklıyorum. Az önceki bağlantı tanımlamaların hepsini burada birebir gerçekleştireceğim. Şöyle bakayım. Burada doğru olanı seçmedim sanırım. Bakalım. Şöyle sağ klikle Pick Promise diyelim. Burada Gear Sum yer alıyor. Evet. Gear Sum diyorum. Okey diyorum. Buradaki diyelim 8 olacak. Sonrasında Gear 2 için hemen az önceki tanımlı olan yapımı seçiyorum. Buradaki değerim de 4 olarak karşıma geliyor. Sonrasında okey diyorum. Aynı şekilde gear mekanizmasıyla bir tanımlama daha yapacağım. Şöyle birinci yapıda bakalım. Housing pin seçiyorum. Buradaki değerim 16 olacak. Sonrasında gear 2'de gelip ikinci referansını seçiyorum. Burada 4 olarak giriyorum. Şimdi yönlerine de bakalım. Hızlı bir şekilde yönlerini de kontrol edelim. Evet, yönler birbirine ters geliyor. Ben burada yönü bir değiştireceğim. Apply okey diyorum. Tabii az önceki oluşturmuş olduğum mekanizma, yani dişli mekanizmasındaki yönleri de bir hızlıca kontrol edeyim. Birbirlerine ters noktalar, evet. Tam istediğimiz gibi burada karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Şimdi buradan sonrasında gelip tekrardan burada tanımlamamı bir diğer planet dişisi için yapacağım. Burada sağ klik vasıtası Pick from List diyorum. Hemen burada Gear Sun'ı seçiyorum. Gear Sun'ı seçtikten sonrasında gelip burada Planet dişimi eksenini seçiyorum. Burada yöne bakıyorum. Evet, yönler birbirlerine karşılıyor. Buradaki değerleri de tabii ki girmem gerekiyor. 8-4 şeklinde. Okey diyorum. Bir tane daha tanımlama yapacağım. Gelip burada Housing Pin adı altındaki parçamı seçiyorum. Şuradaki değeri 16 olarak geleyim. Yukarı doğru bakıyor. Gelip Gear 2'de buradaki yönü seçiyorum. Aşağı doğru baktığı için yönü değiştiriyorum. Gelip buradaki değeri 4 olarak girdikten sonrasında okey diyorum. Ve son yapacağım işlem de Drag Components'la beraber yine gerekli kitlememi yapacağım. Kitlememi yaptıktan sonrasında bu parçayı hareket ettireceğim. Şöyle ufak bir düzenleme yapacağım. Hemen bir tur daha düzenleme yapacağım. Boşa tıklıyorum. Orta klik yapıyorum. Kırmızı parçaya tıklıyorum. Orta klik yaptıktan sonra bakın parçam bu şekilde dişli mekanizması bağlantı yapısıyla tamamlamış oluyorum. Bu uygulamamızı da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Özellikle bu videolarımızı YouTube sayfamız olan Informative Innovation adlı kanalımızdan takip ederek bizleri inceleyebilirsiniz. Ek olarak güncel gelişmelerden ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerden de LinkedIn sayfamız olan Informative Innovation Bilişim AŞ sayfasından takip edebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.